Merhaba arkadaşlar, Kilise Anadolu Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türk Halk Edebiyatı başlığına bakacağız. İlk önce halk edebiyatı nedir onunla başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere halkın ortak beğeni ve değerlerini yansıtan edebiyata halk edebiyatı denilmektedir. Bizim asıl inceleyeceğimiz kısım ise Türk halk şiiridir. Türk halk şiiri bu dönemde kendinden bir önceki dönem olan İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerini devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra Müslümanlığı kabul ettikleri için İslami öğeler de yine bu dönem edebiyatında söz konusudur. Halk edebiyatı kendi içerisinde 3 alt başlık altında incelenir. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve tekke tasavvuf edebiyatı olmak üzere. Biz bu başlık altında şiir kısmını inceleyeceğiz. Anonim halk edebiyatının şiir ürünleri mani, ninni, ağıt ve türküdür. Aşık edebiyatının yine aynı şekilde şiir ürünleri koşma, semai, varsa ve destandır. Tekke tasavvuf edebiyatının yine aynı şekilde şiir ürünleri ise ilahi, nefes, nutuk, devriye ve şatiyedir. Halk edebiyatının şiirde genel özelliklerine bakacak olursak, az önce de belirttiğimiz gibi İslamiyet öncesi Türk şiirinin geleneği yine bu dönemde devam etmektedir. Bu dönemde düzenli bir eğitimden geçmeyen ümmi şairler söz konusudur. Halkın içerisinden yetişen ve halkın duygularını yansıtan şairler söz konusudur. Bir sonraki özelliğimiz halk şiirinde yine hayatın gerçekleri ön planda anlatılmaktadır. Bundan dolayı halk edebiyatına somut edebiyat denilmektedir. Bu dönemde hayali güzellerden ziyade gerçek güzeller ön plandadır. Hayali güzelleri biz divan edebiyatında göreceğiz. Olağanüstü olay ve olgulardan çok günlük hayatın gerçekleri ağır basmaktadır. Özellikle anonim halk şiiri ile aşık tarzı halk şiiri genel olarak okuma yazma bilmeyen, ekonomik durumu çok iyi olmayan, hayatın zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalan, edebiyat estetiğinden çok ince bir sezgi, duyuş, algılama yeteneğine sahip sıradan Anadolu insanın zihniyet dünyası çevresinde gelişmiştir. Halk şiirleri irticalen oluşmaktadır, yani doğaçlama, önceden bir hazırlık yapmadan kendiliğinden ortaya çıkan şiirler söz konusudur. Bu şiirler sonraki kuşaklara sözlü gelenek yoluyla aktarılır. Sözlü gelenek yoluyla aktarıldığından dolayı önceden yazıya geçirilmediği için birçok şairin önemli şiiri ise unutulmuştur. Yine aynı şekilde sözlü gelenek yoluyla aktarıldığı için bir şiirin Anadolu'nun farklı yörelerinde farklı varyantlarıyla karşımıza çıkması da yine söz konusudur. Divan şairleri şiirlerini divan adı verdikleri kitaplarda toplarken, halk şairleri ise mecma ve cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır. Ama halk şiiri yazılan bir şiir olmaktan çok söylenen bir şiir olduğu için bu şairlerin hayattayken kendilerine ait şiirleri bir arada toplamaları mümkün olmamıştır. Kendileri vefat ettikten sonra toplanılan şiirleri söz konusudur. Mecmuayı daha çok eğitimli kesim kullanırken, cönkü ise daha çok ümmi şairler kullanmıştır. Cönkler, halkımızın gerçek folklorunu yansıtması bakımından önemli bir yere sahiptir. Halk şiirinde dilde Arapça ve Farsça sözcükler her ne kadar kullanılmış olsa da günlük konuşma dilidir. Yine bu dönem şiirlerinde yöresel söyleyişlere veya bir yöreye ait olan sözcük ve deyimlere de rastlamak mümkündür. Halk şiirinde divan edebiyatındaki kadar olmasa da söz sanatları ve kalıplaşmış söyleyişlere de yer verilmiştir. Halk edebiyatında içten, canlı ve yalın bir anlatım söz konusudur. Mani, koşma, türkü, semai gibi nazım biçimleri kullanılmış. Şiirler temaları bakımından güzelleme, koçaklama, taşlama ve nefes olarak adlandırılmıştır. Halk şiirinde de yine bütün edebi dönemlerde olduğu gibi aşk, ayrılık, sevgiliye özlem, doğa güzelliği, toplumsal olaylar, ölüm, yiğitlik
din ve tasavvuf gibi temalar işlenmiştir. Halk şiirinde kullanılan nazım birimi genel olarak dörtlüktür. Nazım birimini hatırlatmak gerekirse arkadaşlar, eğer tek bir mısradan oluşuyorsa biz buna mısra veya dize diyoruz. Eğer bir şiir dört mısralık bölümlerden oluşuyorsa dörtlük diyoruz. İki mısradan oluşuyorsa beyit diyoruz. Dört ve daha fazla mısra söz konusuysa bunlara da bent diyoruz. Halk şiirinde hece ölçüsü kullanılmaktadır. Hecenin genellikle 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır. Ama yine bu dönemde divan şiirinin etkisiyle aruz ölçüsünü kullanan şairler de vardır. Halk şiiri genellikle belli bir ezgiyle söylenir. Ve genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılmıştır. Halk şiirindeki şairler kafiye ve hece ölçüsü konusuna veya ölçü konusuna divan edebiyatındaki şairler kadar mükemmel bir gözle bakmamaktadır. Çünkü bu dönem şairleri bırakın ölçü ve uyak konusunda bilgi sahibi olmayı, okur yazar bile değildir. Halk şairleri için öncelik bir şeyi anlatmak olurken, divan edebiyatı şairleri için ise bir şeyi anlatmaktan ziyade onu güzel anlatmak önemlidir. Evet arkadaşlar, halk şiiriyle ilgili bilmemiz gerekenler bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.